Başkent Kulisi'ne hoş geldiniz efendim. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Bu hafta Başkent Kulisi'nde AK Parti Ankara Milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı Sayın Yalçın Akdoğan konuğumuz olacak. Hem yerel seçimler sürecini konuşacağız hem de gündemde başka konular var. Bütün bu konularla ilgili sorularımızı kendisine yönelteceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı sabahlar. Şimdi bu yerel seçimlerle ilgili olarak hani son dönemde bütün seçimlerde hep bir hayat memat meselesi. Bu seçim o kadar önemli ki hep böyle geldi. Yani 10 tane seçim yaptıysak son 15 yılda. Şimdi bu da bir yerel seçim ama burada da sanki biraz bu da hayat memat meselesi gibi bir hava oluşuyor. Ne diyorsunuz buna? Yani bu egzajere edilmiş, böyle abartılmış bir şey midir? Hayat memat meselesi veya çok hayati, çok önemli deniyor. Yoksa gerçekten böyle bir durumu var. Bunu biraz anlamaya çalışmak lazım. Tabii her seçim kendine göre önemlidir. Yani neticede ülke yönetimiyle ilgili bir şey karar veriliyor. Yerelde olsun, genelde olsun. Yani bu önemli bir şeydir. Yani ondan dolayı her seçim önemlidir ama ülkenin içinden geçtiği şartlar açısından bakıldığında bazı seçimler gerçekten hayati derecede önemli. Evet. Diyelim ki bir sistem dönüşümüne denk gelen bir seçimse, yani o sistem o seçimin neticesinde oluşacak hükümet ve parlamento tablosu üzerinden sistem inşa edilecekti, o seçim elbette önemlidir. Veya birileri o seçim üzerinden bir takım şeyler yapmayı planlıyorsa, bunun üzerine oyun kuruyorsa seçim yine önemlidir. Yani seçim diyelim ki şimdi yerel seçim. Evet. Yani kimin belediye başkanı olup olmayacağı veya meclis üyesi olup olmayacağını aşan bir durum varsa, yani seçimlere yüklenen anlam açısından, o zaman seçim başka bir mahiyet taşımaya başlar, önemli hale gelir. Bu öyle bu mi? Bu seçim de yine önemli bir seçimdir. Yani burada geçen seçim önemli dedik, şimdi önemli diyoruz. Çünkü bu seçim geçen seçimin mütemmim cüzü bir seçim. Aslında tamamlayıcısı şeklinde bir seçim olduğu için yine aynı şeyleri söylemek durumundayız. Yani bu hayati derecede önemlidir vesaire. Niye? Ben geçen seçimlerde de şunu söylemiştim. Yani bu aslında bir saç ayağı şeklinde, üçlü saç ayağı şeklinde görmek lazım. Yani Cumhurbaşkanı, güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı seçilmesi, evet, güçlü bir meclis çoğunluğuna sahip olmak. Üçüncüsü de güçlü yerel yönetimler demiştim. Geçen seçimlerden önce seçimin önemini anlatırken, yani Cumhurbaşkanı seçildi, meclisteki çoğunluk önemli, yerel seçimler de önemli ve bunun bir parçasıdır. Üç ayakta sağlam kurulmalıdır, bir tanesi bile çökmemelidir şeklinde anlatıyordum. Yani o dönemden bu seçimin de önemini ben anlatmaya başlamıştım. Hayati derecede 24 Haziran seçimleri önemli derken bunu da onun bir parçası olarak konumlandırmıştım. Yeni sistemin çünkü mütemmim cüzü tabii, olduğu yani, için diyorsunuz. Hem sistem inşa süreci devam ediyor. Hem de geçen seçimde nasıl muhalefet bir şey yapmaya çalışıyordu. Yani seçim sonuçlarına göre diyelim ki Cumhurbaşkanı'nın seçilip seçilmemesi, AK Parti'nin mecliste çoğunluğu kaybetmesi üzerine bir hesap kuruyorlardı. Evet. Şimdi bunun bir parçası da yerel seçimler. Yerel seçimlerde AK Parti biraz sendelese yine aynı şeyi yapmaya çalışacaklar. Bu yüzden üçünü ben üçlü bir sac ayağı olarak tanımladım ve üç ayak da sağlam kurulmalı şeklinde bir izahat getirmiştim. Yani öyle baktığımızda bir tutarlılık var söylediklerimizde. Gerçekten hayati bir seçimdir bu. Yani bu ittifak meselesi, yani yerel seçime çok niye anlam yüklenir? Şimdi bakın, ittifak diye bir şey var. Yani evet, sadece AK Parti ve MHP arasında Bahçeli değil. Bahçeli de sizin söylediğinizi söylüyor. O da işte tabii yerel seçimler sonuçlarını bahane ederek birileri... Diğer partiler arasında da bir ittifak arayışı var. Şimdi ittifak ne demek? Genel siyasetin seçmen tercihleri üzerinde daha etkili olması, bir siyasi pozisyon almaya seçmeni biraz yönlendirmek demek. Yani yerel düzeyde kimin, hangi aktörün meclis üyesi veya belediye başkanı olmasının ötesinde partiler arasında bir ittifak oluşuyorsa, o zaman o partilerin tabanları, seçmenleri ittifak çerçevesinde bir şekilde hareket edecekler demek. Yani bir siyasi pozisyon alacaklar demek. Bu dediğim gibi yerel dinamikler elbette yerel seçimde önemli. O önemli olması artık
bu ittifak zemininde şu anlama geliyor. Yani halkın bir şekilde kabulü ama o ittifaka uyan, o ittifakın ruhuna uyan bir profil. O yüzden yerel dinamik olarak yine önemini koruyor ama bu sefer ittifaka uygun bir profil olarak ön plana çıkması da önemli. Evet. Yani hem halkın tanıdığı, bildiği, sevdiği olacak hem de genel ittifak ittifaka da uygun bir profil olacak. Böyle baktığımızda ittifak demek zaten seçmeni başka bir siyasi davranışa biraz yönlendirmek demektir. Yani belediyeyi aşan bir tablo biraz da buradan oluşuyor. Sayın Bahçeli'nin de dediği son derece doğruydu. Yani bu sistemle ilgili bir şey var. Yani şimdi yerel seçim sisteminin ne ilgisi var? Yani diyelim ki parlamentoda çoğunluk olur, işte anayasayı değiştireceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyebilirsiniz. Ya bu yerel seçim. Bunun üzerinden nasıl böyle bir şey açılabilir ama muhalefet yine böyle bir görüntü vermeye çalışıyor. Bu yüzden yerel seçim sonuçlarına göre sistem tartışması açabilirler, iktidar tartışması açabilirler, siyasi meşruiyet tartışması açabilirler. Yani muhalefet buradan bir yere varırlar varamazlar ayrı bir şey. Ama muhalefetin böyle bir amaç içinde olduğunu da görüyoruz. Bu yüzden yani ülkenin içinden geçtiği şartlar, yeni sistemin oluşması, maruz kaldığımız risk ve tehditler açısından baktığımızda gerçekten bu önemlidir. Çünkü bunun üzerine oyun kuran, hesap yapan birileri var. Bunu görmek lazım. Yani mücadele süreci bitmiş değil. Yani FETÖ'yle mücadelede, diğer terör örgütleriyle mücadelede veya işte AK Parti'yi, Tayyip Erdoğan karşıtlığı, AK Parti'yi devirme çabaları, bütün bunlar devam ediyor. Bir mücadele var. Buna denk gelen bir seçim olduğu için yerel seçim de önem taşıyor. Güven oylaması olarak sunulacak o anlamda herhalde. Peki, yani diyelim ki kaybetti AK Parti Ankara'yı, İstanbul'u, oylarında bir düşüş oldu. Bu hemen beraberinde erken seçimi mi gündeme getirecek? Yani şöyle deyip biz buradan dersimizi alıp yolumuza devam edeceğiz. 4 sene seçim olmayacak demek zorlaşır mı öyle bir durumda? Bir kere yani AK Parti İstanbul'da kaybetmez, Ankara'yı da kaybetmez. Yani kimse bunun üzerine hesap yapmasın bence. Yani açık ara seçimi biz İstanbul'da da alırız, Ankara'da da alırız. Bunu işte biraz sonra şehirler bazında konuşuruz. Yani AK Parti, belediyecilik AK Parti'nin işidir. AK Parti'nin belediyecilikte uzman olan kadrolarıyla diğer siyasi rakiplerin baş edebilmesi de mümkün değildir benim kanaatim. Bu tablodan farklı bir sonuç çıkmaz. Ama yani şu demek değil. Yani yerel seçim sonuçlarına göre bütün ülkede siyaset yeniden dizayn edilecek, böyle buna mecbur kalınacak gibi bir yaklaşım doğru değil. Böyle bir dayatma içerisine birileri girebilir. Bunun üzerinden bir takım sonuçlar devşirmeye çalışabilir. Ama bu amaçlarına ulaşacakları anlamına gelmiyor. Burada bir huzursuzluk meydana getirebilirler. Bir takım şeyleri zorlayabilirler. Tabii siyaset de bir iklim meselesidir. Yani genel siyasi iklimin ne derece etkilendiği siyasetin gidişatını da etkileyen bir faktördür. Yani muhalefet dedi diye, dayatma yaptı diye Türkiye'de bir takım şeyler olmaz. Ama genel siyasi iklimin bozulmaması açısından da sonuçların elbette bir önemi vardır. Buna nazar almak lazım. Evet. Yani bu fırsatı onlara da vermemek lazım ve verilmeyecek inşallah. Yani şu anki tabloda onu gösteriyor. Bu yüzden böyle bir endişem yok doğrusu benim. Ama dediğim gibi muhalefete bu fırsatı vermemek, yani daha içinden geçtiğimiz bir süreç var. Hassas dengeler var. Böyle bir süreçte onları sevindirmemek lazım. Evet. Peki Ankara İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder deniyor. Bir de orada bir psikolojik bir kilitlenme durumu sanki söz konusu. Yani Ankara İstanbul'u kaybet, nereyi kazanırsan kazan, hükmen mağlup sayılırsın gibi bir noktaya gidiyor. Yani bunun psikolojik bir etkisi de var. Bir de tabii seçmen çoğunluğu İstanbul, Ankara, Türkiye genelini de etkiliyor yani. Buradaki seçmen sayısı Türkiye'de tabii çıkacak sonucu da etkilediği için doğrudan bir şey var, etkisi var. Yani etkisi yoktur denemez. Bunu belki şöyle kurmak lazım. Yani herhangi bir şehir üzerinden değil de yerel seçimlerdeki başarı, belediyecilikteki başarı iktidar yolunu açan bir şeydir. Yani diyelim ki Refah Partisi 94'te birçok yerde belediyeyi kazandı, 96'da iktidar oldu. AK Parti'nin daha kurulur kurulmaz iktidara gelmesinde de
Tayyip Erdoğan belediyeciliği diyeyim ben ona. Yani geçmişten gelen o belediyecilik müktesebatının başarısının, orada denenmiş olmasının, vatandaşın orada büyük bir muhabbetle ona yönelmiş olmasının bir etkisi vardı. Bir güven çünkü doğrudan vatandaşla bir temas kuruluyor. Bundan dolayı yerel düzeydeki başarılar veya başarısızlıklar genel siyaseti etkiler. Evet. Ama bunu şehir üzerinden yorumlamak tam doğru bir sonuca ulaştırmayabilir. Yani biraz da aslında siz de işaretini verdiniz. Onu tersinden okursak daha önce işte bir 89 tecrübesi var o dönemde Anavatan Partisi için. Sonra 94'te SHP, CHP için. Yani yerel seçimleri kaybedenlerin dikiş tutturamadığı bir yakın dönem tarihi de var önümüzde. Biraz da o nedenle hani yerel seçimleri eğer AK Parti kaybederse bu artık yolun sonun başlangıcı olur gibi bir takım yani şeyler yapılıyor. Ben öyle bir olumsuz tablo görmüyorum açıkçası. Tabii sen gazeteci olduğun için hayır, hep yani, negatif tarafından soruyorsun hani ama. Bir iddia yani, koyuyorsunuz da ben hani velev ki öyle olsa bile diyorum yani bu yok. Yine böyle mi devam eder? Yok yani dediğim gibi yerel düzeydeki başarı başarısızlık genel olarak genel siyaseti iktidar olup olmamayı belki etkileyebilir ama bir şehir üzerinden bunu kurgulamamak lazım. İstanbul Ankara'nın ama bir özgül ağırlığı vardır. Yani hem seçmen yoğunluğu açısından ağırlığı vardır. Ülke genelini etkileyecek bir şeydir. Ama ben böyle bir risk görmüyorum. Evet. Ankara'da, İstanbul'da çok rahat alacağız, diyor, alacağız diyorsun. İstanbul'la ilgili Binali Bey'in adaylığı netleşti mi? Bir bilgi var mı sizde? Şimdi siyasette aday açıklanmasını beklemek gerekir. Hatta YSK'ya verilecek listeleri beklemek gerekir. Bazen yolda yani, değiştiği de oldu. Yani bir sürü şimdi geçmişte. Yani Sayın Yıldırım'la ilgili söylemiyorum. Yani birçok ilçelerde spekülasyonlar var, listeler dolaşıyor, şöyle olacak, böyle olacak. Bunlara itibar etmemek lazım. Yani neticede partinin ilgili kurulları değerlendirecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından yapılacak açıklamayı beklemek lazım. Ama İstanbul'la ilgili tabii bu tür şeyler konuşuluyor. İstanbul'a da çok yakışır Binali Bey. Yani Binali Bey bir kere diyelim eğer partimiz onu açıklayacaksa, Binali Bey olacaksa bu İstanbul'a çok şey katacaktır. Bir kere hem belediyecilik tecrübesi var hem genel siyasette çok ciddi bir siyasi müktesebatı var Binali Bey'in. Evet. Yani halk nezdindeki algısı ayrı. Yani son derece sempatik, yumuşak, farklı kesimlerden oy alabilecek. Bir kişiden bahsediyoruz. Yani Kürtlerden de, Alevilerden de, şehirliden de, köylüden de. Yani farklı toplum kesimlerinin kendisi açısından böyle çok şey görmediği, bir şekilde ona teveccüh edebileceği, yönelebileceği daha böyle sempatik bir profili var Binali Bey. Bu yüzden ben yani Binali Bey'le eğer adayımız Binali Bey olacaksa ciddi bir oy alacağımız kanaatindeyim. Tabii bu spekülasyon üzerine yorum yapıyoruz ama yani Binali Bey üzerine olumlu şeyler söylemek boşa gitmez yani neticede Binali Bey hak ediyor. Aday olmasa da diyorsunuz. Yani bu İstanbul'a aslında bir derece atlatacak bir şeydir. Upgrade yapacak bir şeydir. Düşünün yani meclis başkanlığı yapmış, başbakanlık yapmış bir ismin İstanbul'da belediye başkanı olması demek o şehrin birçok icraatında yani diyelim bakanlıklarla şehirle. Şimdi şehir yönetimi demek artık sadece işte çöp, kanalizasyon, temizlik demek değil. Şehri topyekün kalkındırmak demek. Yani bu şehir ne kadar ihracat yapıyor, sanayisi nedir, ne kadar turist geliyor, kültür sanatı nedir? Yani bütün alanlarıyla birlikte yani işsizlik oranı nedir? Artık şehri topyekün yönetmek gerekiyor. Bu yüzden belediye başkanı aynı zamanda bir koordinatör gibi bir kişi. Yani yerelde yaptığı faaliyetlerin ötesinde. Bütün bakanlıkların buralardaki faaliyetlerini de bir şekilde planlayacak, koordine edecek bir kişidir belediye başkanı. Böyle baktığımızda Binali Bey veya işte genel siyasette bulunmuş herhangi bir kişi demek ilave bir katkı demektir. Yani onları bilen, oralarda sözü geçen, bir şekilde bunu planlayabilecek, orada ağırlığı olabilecek bir kişi. Bu büyük bir avantajdır. Evet. Yani şehrin topyekün kalkınması için böyle bir ismin. Binali Bey veya işte genel siyasette kim bulunmuş başka yani bir kişi şimdi farazi konuştuğumuz için yani orayı da bilen, bakanları bilen, bakanlıkları bilen şimdi diyelim ki metrolar birçok büyük şehirde artık Ulaştırma Bakanlığı devreye giriyor. Ulaştırma Bakanlığı yapmış bir kişiden bahsediyoruz. Başbakanlık yapmış bir kişiden bahsediyoruz. Evet.
Yani böyle baktığımızda Binali Bey'in çok İstanbul'a kazandıracağı çok şey var. Siyasi profil açısından da baktığımızda seçmen davranışı, oy bağlamında bunun da çok getirileri olabileceğini söyleyebiliriz. Ama tabii spekülasyon yapmayalım. Yani neticede bu genel evet, merkezimiz belirleyecek. Ama yani konuşulan isimler bağlamında baktığımızda bunun son derece olumlu bir etkisi olabilir. Peki şimdi Milliyetçi Hareket Partisi ile olan ittifakla ilgili bir takım tartışmalar da oluyor. Mesela şöyle duyuyoruz. Ankara'da bu yarayacak bu ittifak. İşte Ankara'da daha milliyetçi bir seçmen var. Artı MHP açısından ikinci tercihi AK Parti olan MHP'li sayısının fazla olduğu bir işte Orta Anadolu refleksi. Ama İstanbul'la ilgili mesela acaba tutar mı, tutmaz mı? İşte %23 Kürt seçmen var İstanbul'da. Onlar acaba bundan rahatsız mı olur? İşte daha önce bunların yarısı da AK Parti'ye veriyor. Buradan işte bir AK Parti'den HDP'ye bir kayma olur mu falan. Bu anlamda sizin öngörünüz nedir? Yani burada bu ters tepme ihtimali var mı? AK Parti-MHP ilişkisi Kürt seçmeni nasıl etkiler? Evet. Bağlamında bir meseledir bu. Yani İstanbul bunun bir ayağı. Şimdi bunu daha önce test ettik. Yani nasıl etkileri gördük. İki seçim, bir referandum. Tabii bir seçim gördük. Evet. Burada pozitif etkisi olduğunu gördük. Yani Kürt seçmen dediğimiz seçmen bir kere tek monoblok bir seçmen değil. Yani AK Partili olup da işte Kürt kökenli vatandaşımızın genel siyasi yaklaşımı, eğilimi, perspektifi neticede AK Parti düşünce havuzunun bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Bunu yani ondan ayrı bir dünyanın insanı gibi değerlendirmek çok doğru değil. Ve bu test edildi, görüldü ve olumsuz bir etkisi olmadığını da gördük. Şimdi şöyle bakmak lazım. Şimdi AK Parti-MHP ittifakı nedir? Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı nedir? Yeni Kapı Ruhu 15 Temmuz darbe girişimine karşı ortaya konulmuş bir duyarlılıktır. Şimdi Kürt seçmen dediğimiz seçmen bu konuya nasıl bakıyor? Yani Cumhur İttifakı'na, yani Yeni Kapı Ruhu'na, yani darbe kalkışmasına karşı oluşan duyarlılığa nasıl bakıyor? Böyle baktığımızda sorunun cevabı belli. Son derece yani darbeye karşı demokrasiden yana pozitif bir tavır içerisinde bakıyor. Yani diyelim ki o gece darbe kalkışması olduğu gece Hakkari'de, Diyarbakır'da, Urfa'da insanlar sokağa dökülmedi mi? Evet. Darbeye karşı tankların önüne çıkmadı mı? İşte o ruhla AK Parti, MHP'nin ortaya koyduğu Cumhur İttifakı aynı ruhtur. Bu yüzden yani oradaki vatandaş ona farklı davranamaz ki. Yani Cumhur İttifakı dediğiniz şey, yani siyasi bütün parametrelerde iki partinin aynı havuza düştüğü, aynı olduğu şey demek değil ki. İki partinin farklı kabulleri olabilir, yaklaşımları olabilir. Çok farklı yaklaşımlar bir şey. Oldu, görüldü ama de. Cumhur İttifakı darbeye karşı oluşan o duyarlılıktır, o ruhtur. Ve Kürtler de, işte Güneydoğu'nun birçok şehrinde de, İstanbul'da da, farklı şehirlerde de, Ege'de de, oradaki Kürtler de darbeye karşı aynı duyarlılığı ortaya koymuştur. Ve Cumhur İttifakı'na bu bağlamda negatif bakmamışlardır, bakmayacaklardır diye ben düşünüyorum. Bu İstanbul için de geçerlidir. Ama onun dışında bir takım polemikler, tartışma konuları günlükse, bu herkes tabii farklı yaklaşımlar içerisinde olabilir. Ama bunları aşan bir duyarlılıktan bahsediyoruz. Yani neticede Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde devamı da biraz öyle bir şeyle ortaya çıktı tekrar. Evet, değil doğru. Mi? Bir fetret döneminden sonra tekrar gündeme gelmesi. Yani böyle bir ihtiyaçtan, böyle bir duyarlılıktan tekrar masaya geldi. Bu yüzden ben İstanbul'daki veya Diyarbakır'daki herhangi bir yerdeki Kürt seçmenin bunu bu şekilde Cumhur İttifakı ve darbeye karşı oluşan bu duyarlılık bağlamında ele alacağı kanaatindeyim. Tabii yani bu arada bundan ibaret görmeyip işte yani MHP'ye belli bir mesafesi var bu seçmen kitlesinin. İşte AK Parti de MHP'lileşiyor mu, AK Parti milliyetçileşiyor mu falan bunların ürettiği tedirginlikle bu tartışmalarda biraz yapılıyor. Siz diyorsunuz ki eğer Cumhur İttifakı bağlamında eğer bu meseleler yorumlanır, görülür, anlaşılırsa adı Cumhur İttifakı zaten. Bunların sebepleri parti kimliklerinin bir şeyi olmuyor diyorsunuz yani.
Yok, parti kimliklerin değil. Yani etnik bir kimlik üzerinden soruyu sorduğun için, yani Kürtler ne der? Evet. Şimdi bu, yani Kürt dediğimiz insan da neticede onun da siyasi bir pozisyonu var. Siyasi düşüncesi var, felsefesi var ve darbeye karşı geliştirdiği bir tavır var. Yani ben Kürtlerin bugüne kadar darbeden yana tavır takındığını hiç görmedim hiçbir darbe sürecinde. Yani 15 Temmuz'da da gördük. Mağduru da onlar oldu. Çok. Yani o yüzden yani Cumhur İttifakı dediğin şey darbeye karşı oluşan bir ruhtur. Kürtlerin buradaki pozisyonu da bellidir. Bu tek tek konular bağlamında MHP ile aynı düşünecekler anlamına gelmiyor. Bu AK Parti için de geçerli. Ama ülke menfaatleri açısından baktığımızda önümüze böyle bir belki de Cumhuriyet tarihinin, siyaset tarihimizin en anlamlı mutabakat zeminlerinden bir tanesi önümüze gelmiştir. Bu çok değerlidir. Kürt vatandaşlarımız da bunu bence geçen seçimde de gördüğümüz gibi son derece yerli yerinde algılamıştır. Evet, peki. Şimdi sonlara doğru vakit kalırsa yerel seçimlerle ilgili bir iki soru daha sormak istiyorum ama başka birkaç konu var. Onlar üzerinden biraz ilerlemek istiyorum. Şimdi sizin bir ara çok hafızalara da işleyen bir ifadeniz olmuştu bir dönem. Milli orduya kumpas kuruluyor. Değil mi? Cümle tam böyleydi. Şimdi geçtiğimiz hafta içerisinde Ergenekon davasıyla ilgili olarak yeniden görülüyordu. Savcılık mütalasını açıkladı ve böyle bir örgüt yok dedi. Yani silahlı bir örgüt tüm varlığına dair yeterli şey bulunamadı bir şey. Ya siz de aynı kanaatte misiniz yani Ergenekon diye bir örgüt yok. Şimdi ben tabii o dava dosyası nedir ne değildir orada tabii farklı suçlar bu bağlamda ama farklı suçlardan ceza istenen kişiler de var. Evet. Yani tamamen hepsi boşa çıkmış değil. Diyelim Danıştay saldırısı var yani o somut var bir takım işler var onlara. İstenen cezalar da var veya verilen cezalar da var. Şimdi mesela şu, bunu ben ne zaman söylemişim? İşte 5 yıl falan olmuş. Cümlem şuydu, milli ordumuza, milli bankamıza, milli istihbarat teşkilatımıza ve milletin seçilmiş iktidarından kumpas kuranlar. Böyle giden bir cümleydi. Bu cümledeki her şey FETÖ'nün bir şekilde hedef aldığı, yani milli bankamız hedef alınmadı mı? İşte Amerika'ya kadar uzanan evet. Bir şey. Milli ordumuz hedef alınmadı mı? Milli istihbarat teşkilatımızın zaten hedef alınmasıyla bütün bunlar başlamadı mı? Ve milletin seçilmiş iktidarına, yani 17-25 Aralık yargı darbesi. Şimdi bütün bunlarla bir şeyi ifade etmeye çalıştım ben. Yani ortada bir yapı var. Bu yapı milli olan her şeyi hedef alıyor. Onları devirmeye çalışıyor. Bir düşmanlık üretiyor. Bu banka olabilir, istihbarat teşkilatı olur, güvenlik işte ordu olur, hükümet olur. Hepsine bir şey uyduruyor, bir şekilde alaşağı etmeye veya kontrol altına almaya çalışıyor. Ondan sonra zaten sürecin ruhunu ifade eden kavram oldu kumpas. Yani pek bu manada kullanılan bir şey değildi biliyorsunuz kumpas. Yani çok da o anlama gelmiyor aslında ama neticede bir tezgah, bir oyun, bir... bütün bu yani olup biten her şey artık kumpasla ifade edilmeye başlandı. Evet. Kumpas eşittir FETÖ. Şimdi bu algının oluşması, böyle bir farkındalığın oluşması son derece yararlı bir şey olmuştur. Yani neticede bizim yazımız üzerine bu iş patladı ve büyüdü. Ama yani o farkındalığın oluşması açısından önemli bir şey olmuştur. Yani bu işi burada FETÖ'nün yapmak istediğini özetleyen, anlatan bir ifadeydi. Anlatan, o tamam. Ama burada şöyle bir şey var. Yani ben bu dosyayı bilmiyorum nedir ne değildir. Ona yargı karar verir. Daha devam eden bir süreç var. Ama yani FETÖ'nün istihbarat teşkilatımıza da orduya da dönük bu tür şeyler yaptı. Yani bunların bu tür film fırıldak çevirmedi kimse kaldı mı? Tamam. Öğrencilerin sorularını çaldılar. Herkese hırsızlık yaptılar, şantaj yaptılar. Yani basın dünyasına müdahale ettiler. Yani tehditleri, şantajları, dinlemeleri. Yani mağdur olmayan, bir şekilde bunların temas etmediği hiçbir insan evladı kalmadı ki memlekette. Herkese bir kötülük yapmışlar. Memurun sicilini bozmuş, öbürküsünün bir şeyini çalmış, öbürküsüne şantaj yapmış. Herkese bir kötülükleri dokundu. Orduya da dokundu, istihbarata dokundu, her tarafa dokundu. Bu kesin. Evet. Bunu da gördük. Ama bu şu demek değil.
Yani Türkiye'de darbeci vesayeci bir anlayış yoktur. Yani bu sadece FETÖ ile ilgili. FETÖ yokken de Türkiye'de darbeler oluyordu. Evet. FETÖ ben tam bu kadar etkili değilken de vesayet odakları vardı. Şimdi böyle baktığımızda yani Türkiye'de darbecilik yoktur, vesayetçi anlayış yoktur, bu tür güç odakları yoktur. Derin devlet şeklinde hükümetler üzerinde tasallutta bulunan hiçbir karanlık odak yoktur anlamına gelen bir şey değil. Siz 2003, 2004, 2007 muhtıra bunların hepsinde Tayyip ya Bey, biz Sayın yaşadık. Erdoğan'ın biz neler yanı çektik? Başındaydınız. Tabii bunları ben kitabını yazdım. Neler çektik biz? O zaman yani AK Parti iktidara geldikten o zaman, sonra peki yani onlar, işte onlar atlanmış olmuyor mu? Onu söylemeye çalışıyorum. AK Parti iktidara geldikten sonra yani Refah Partisi'ni nasıl alaşağı ettik, bunu da alaşağı ederiz diye dalga dalga psikolojik harekat operasyonları geldi. İşte irtica, gizli gündem, takiye dediler. Sonra mahalle baskısı dediler, otoriterleşme dediler. Andıçlar, internet siteleri yani hükümete dönük bu psikolojik harekatlar üzerinden işte özellikle irtica vesaire üzerinden çok şeyler yapıldı. Bunların da biz mağdur olduk. Davalarda da taraf olduk. Yani AK Parti'ye darbeci vesaireçi odaklar hiçbir şey yapmamıştır. Böyle bir şey yoktur. Kimse aklından bir şey geçirmemiştir. Böyle bir eyleme dönüşmemiştir. Bu demek değil. Ben bunu kastetmiyorum. Bunu yaşadık biz. Evet. Yani böyle baktığımızda hiçbir şey yok. Her şey FETÖ uydurması değil. Ama şu an değil. Hiçbir şey yok gibi bir noktaya gelmedik mi? Şimdi şey o davalarda nereye gelinmiştir? Baştan sona kumpastı. Hiçbir tanesi şimdi bile suçlu değildi. Şimdi burada tabii FETÖ bu şeyi zehirledi. Yani bu darbeci vesayetçi anlayışla hukuk önünde hesaplaşma, mücadele etme sürecini de zehirledi, rayından saptırdı. O sürece de zarar verdi. Ama tabii işin içinde bir hakikat varsa 10 tane yalan ve başka bir sürü masum insan üzerinden de şey yaptıkları için bu hepsi sapsaman birbirine karıştı. Yani FETÖ'nün yaptığı bu hukuki zeminde hesaplaşma fırsatını bir şekilde havaya uçuran bir şeye iş dönüştü. Yani böyle tür kumpaslar kurmuştur ama bu dediğim gibi AK Parti'nin başına hiçbir şey gelmedi. Darbeci ve sayıcı odaklar hiçbir şey yapmadı anlamına gelen bir şey değil. Bu durum gelinen bu nokta bu darbeci ve sayıcı odakların tekrar cesaret bulmasına yaptığımız yanımıza kar kaldı ya da ne yaptıysak bundan dolayı artık yargılanmadık. Çok da hani mağdur bir şekilde bu sürecin içinden çıktık. Tekrar yeniden o kültürün neşvi nema bulması, tekrar darbeci vesayetçi anlayışların tekrar canlanması gibi bir tehlikeyi beraberinde getirmez mi? Şimdi burada tabii bir şeyi uzun yıllar sonra hukuk önünde işte ceza vermek vesaire tek başına bu darbe sürecini engelleyen bir şey değil. Yani diyelim Kenan Evren de işte bilmem kaç yıl sonra yargılandı, ceza alsa ne olacak? O iş olurken ona bir şekilde müdahale edip engellemek o işi ortadan kaldırıyor. Yoksa 30 yıl sonra o yargılandı da şöyle oldu, bu caydırıcı bir şey olmaktan çıkıyor. Şimdi böyle baktığımızda şunu söylememiz lazım. Türkiye'de 1960 darbesiyle bir süreç başladı. Yani darbeler işte 10 yılda bir darbe oluyor değil mi? O dönemde bir vesayet düzeni kuruldu. Evet. O vesayet düzeninin bir parçası olarak 10 yılda bir darbe yapılıyordu. Yani bir vesayetçi düzenin, o sistemin bir parçası olarak darbeler yaşanıyordu. O sistem onu üretiyordu. Yani sistematik bir aparat olarak artık o vesayet düzeninin bir parçası da 10 yılda bir gelip balans ayarı yapmak, darbelerle yeniden bir takım şeyler dizayn etmekti. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı yeni sistemle, yani 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu vesayet düzenine son verildi. Yeni bir sistem kurulmaya çalışılıyor. Bu sistem %100 oturmuş, kurulmuş değil. İşte bir inşaat süreci var. Daha yol alıyoruz. Bu sistem sağlıklı bir şekilde kurulduğu takdirde bu vesayetçi yapının tasfiyesi darbe mekaniğini ortadan kaldıran bir şeydir. Yani o vesayet düzeni onu üretiyordu. O sistem ortadan kalkınca onu üretecek mekanizma ortadan kalkmış oluyor. Bu yüzden yani bu yeni sistemi bir parçası olarak görülemeyeceği için darbeler bu ortadan kalkan bir şeydir. Ama şu demek değil. Yani birileri bunu aklından geçirmez. Buna kalkışmaz. Evet. Böyle bir niyetin içine girmez. Bu arayışın içerisinde olmaz anlamına
Gelmez olmaz. Bu. Yani birileri bunu düşünebilir, gelmez. Aklından geçirebilir, teşebbüs edebilir. Bu dediğim gibi sistem, bunu üreten bir sistem olmaktan çıktı. İki, toplumsal farkındalık ve bir şuur gelişti. Yani 15 ilk defa bir darbe püskürtüldü 15 Temmuz'da. Yani düşünün, tanklar, uçaklar vesaire şey var karşıda, yani ülkenin kendi ordusunun bir kalkışması var. Öyle görünüyor. Yani uçak, tank ne demek? Ama vatandaşın sergilediği bir tavır var. İlk defa bir darbe püskürtülüyor. Siyasi liderlik artı bunun uzantısı olarak toplumsal duyarlılık bir şeyi önledi. Şimdi bu çok hayati bir şey. Yani bundan sonra birileri aklından geçerdi, teşebbüs etmeye kalktı. Yani vatandaşın vereceği tepki. O zaman herkes Ömer Halis Demir olur. Kimse kolay kolay böyle bir şeye cesaret edemez. Yani vatandaş tokat vurmaz, bundan sonra yumruk vurur. Yani vatandaşta böyle bir karşı koyma, karşı koyma bilincinin gelişmiş olması zorlaştırıcı, bu yani. Çok caydırıcı bir şeydir, zorlaştırıcı bir şeydir. Yani özetlemek gerekirse bir, sistemin değişmesi, darbeyi üreten vesayetçi sistemin değişmiş olması. İki, toplumsal duyarlılık ve karşı koyma kültürünün ilk defa ortaya çıkmış olması. Bunlar bu tür şeylere teşebbüs etmek isteyenler için engelleyici olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Peki madem bu konulara girdik, şöyle bir soru da, son dönemde siz de fark ediyor olmalısınız bir dalgalanma, tekrar bu vesayetçi odakların, işte Kemalistlerin, ulusalcıların bunun örneklerini bazen işte Türkçe ezan çağrısıyla aleni bir şekilde görebiliyoruz. Bir andımız tartışması, andımız kararı Danıştay'ın aldığı, yani bir tekrar 2010 öncesi eski, en eski Türkiye'ye dönüş arayışları. Bunları siz görüyorsunuz. Yani böyle bir vesayetçi düzeni hortlatma, tekrar nükseden eski davranışlar vesaire, bir takım şeyler var. Bunlar tabii ne kadar münferittir, ne kadar organize planlıdır. Bir şey söylemek için erken. Yani bu böyle bir odak var. Bu giderek palazlanıyor, güçleniyor ve kendini göstermeye çalışıyor şeklinde bazıları okuyor ama şöyle bir şey de var. Yani ben biraz da yani genel siyasi gelişmeler arasından baktığımda bunu şöyle okuyorum. Yani AK Parti ile MHP arasında bu Cumhur İttifakı'nı bir şekilde acaba bozabilir miyiz diye bir takım polemik konuları ve tartışma konuları üretilmeye çalışıldığını görüyorum. Yani bu ruhu bozmaya dönük bir takım hamleler, provokasyonlar, spekülasyonlar içerisinde... Ondan ibaret mi görüyorsunuz? İçerisine giriliyor. Bu kısmı şu anda baktığımızda daha böyle somut elde tutulur bir şey olarak görünüyor. Yani bu işte AK Parti ile MHP arasındaki bu Cumhur İttifakı'nın yerel seçimde olmaması vesaire şeyi nasıl gelişti? Bu tartışmalar üzerine gelişti. Doğru. Yani andımızdır vesaire. Rafa kalkması onun üzerine. Şimdi bu tartışmaları vardı. Ne oldu? Bütün bu bir mesafe kat ediyordu ki tekrar bir toparlandık, kendimize geldik. Yani ne oluyor, nereye gidiyoruz? Bak bir oyun var, bu oyuna gelmeyelim. Şimdi son dönemde bu tür hem milli refleksleri tahrik etmeye dönük şeyler, yani MHP, AK Parti burada bir kaşıma hali var. Bunu işte çözüm süreci, işte Oslo vesaire, Dolmabahçe üzerinden de birileri bunu köpürtmeye çalışıyor. Ona karşı da dikkatli olmak lazım. Bu da yine AK Parti MHP işbirliğini sabote etmeye dönük bir şey. Yani bunu zaman zaman İyi Partililer çok gündeme getiriyor. Zaman zaman da HDP'liler. Yok işte Oslo'da şöyle oldu, öbür tarafta böyle oldu. Bir takım uydurma şeylerle, spekülasyonlarla bir tarih üretmeye çalışıyorlar. Yani kendileri bir taraftan işte CHP, HDP ile görüşüyor, İYİ Parti ile görüşüyor, Saadet ile görüşüyor, başka bir şey var. Yani hem CHP, HDP'lilerle görüşüyor, hem CHP'liler çıkıp yine bu işte süreçler üzerinden bir takım AK Parti eleştiriler. İşte ha burada şunu yaptınız, bunu yaptınız. Ya sen hem onlarla bir iş yapıyorsun, hem de öbür taraftan kalkıp başka bir şey söylüyorsun. Şimdi bu demek ki çok açık bir istismar var, bir provokasyon var. Bu oyunlara gelmemek lazım. Yani yok şöyle olacak, tekrar yeni bir şey mi başlıyor? Oslo'da öyle mi oldu, burada böyle mi oldu? Bunlar AK Parti, MHP ve Cumhur İttifakı'nı bozmaya dönük provokatif söylemlerdir. Bunlara itibar etmemek lazım. Evet.
bu seçimlerden sonra da bu Cumhur İttifakı ruhunu herhalde koruma niyetiniz var. İşte yani bu ülke meselesi ise, memleket meselesi ise memleketin içinden geçtiği süreç, ulaşılmak istenen hedefler, sistemin oturması, bu bir duyarlılık konusudur ve uzun zaman daha devam edecektir diye düşünüyorum ben. Evet. Peki. Tabi bu tür provokasyonlar, oyunlar, bozma çabaları, tahrikler bunlara gelmemek lazım. Bunlara kapılmadığımız sürece bence ülkenin selameti için gerekli olduğu sürece devam eder. Evet. Yani siz bu sözünü ettiğimiz meseleleri de işte yeni vesayet arayışları, işte Türkçe ezan çağrıları, andımız vesaire, bunları en eski Türkiye'ye dönüşten daha farklı bir MHP ile olan bu Cumhur İttifakı'nı bozma kısmı daha ağır. Birilerinin bu tür arayışları olabilir de. Şimdi daha önce bu tür vesayet hamleleri daha yani ortada bir sistem, bir makine vardı. Onun ürettiği daha kolektif, organize bir atak olarak gelirdi. Şimdi bu makine devlet dışı kaldığı asker için şahıslar, münferit şeyler yani bunlar böyle bir arayış, münferit arayışlar şeklinde gündeme geliyor. Tabii o dalgalar çabuk şeye vuruyor, kayboluyor yani. Bir çok ciddi bir yıkıcı tesiri olmuyor. Ama bunlar tabii şeyi de yani bir teyakkuzlu olma halini de aslında besleyen şeyler. Yani şimdi birileri abuk subuk laflar ediyor işte Türkçe ezanı bu falan ama yani bir de böyle bir Türkiye vardı. Evet. Bunun özlemi içinde olanlar da var. Yani bu tür konuşanlar işte televizyon kanallarında görüyoruz ne tür laflar ediliyor. Evet. Yani bunlar da aslında insanlar bak bunu da unutmayın. Böyle de bir tablo var. Bu tür insanlar da var. Yani bir taraftan işte Saadet Partisi ile görüşüp İşte hacı amcaların da sakallı dedelerin de oyunu alalım. Öbür tarafta sokakta başörtülü gördüğünde hala küfreden. Yani bir taraftan ittifak arayışında olup işte nefret diyorsunuz. Bir taraftan da büyük bir nefret var. O nefretin unutulmaması, görülmesi açısından belki şey olabilir. Yani vatandaşımız bunları da unutmasın. Böyle bir şey de var ve bu özlem, bu tür özlem içinde olanlar da az değil. Ve bunların nefreti de hiç de küçük değil. Bunu da unutmamak lazım. Ama bunlardan bir şey olmaz yani. Evet. Şimdi bir başka konuyla ilgili bir iki soru sormak istiyorum. Bu G20 zirvesi vardı. Oradan enteresan fotoğraflar yansıdı. Bilemiyorum yakından takip edebildiniz mi? Orada tabii Sayın Cumhurbaşkanı da oradaydı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi bu Kaşıkçı cinayetinin emrini vermekle suçlanıyor. Yani CIA'nin kanaati de bu yönde. Genel herhalde ortalama herkesin kanaati bu çerçevede. Orada enteresan bir şekilde bu Veliaht Prens, işte el üstünde tutanlar, çak yapanlar, ayaküstü, işte beni dinlemedin, senin için çok endişeliyim diyenler falan bir sürü şey. En sonunda Sayın Cumhurbaşkanı galiba yalnız kaldı bu konuda. Şimdi yani şöyle bakmak lazım. Şimdi diplomasi başka bir şey tabii. Yani savaş zamanında bile diplomasi çalışan düşmanınızla bile el sıkıştırırsınız, konuşur. Bu başka bir şey. Diplomasinin böyle bir boyutu vardır. Ama buradaki diplomasiyi aşan bir abartı ve bir şey var. Yani bu kadar böyle netameli bir tablo var. Evet. Bu kadar sıkıntılı bir sürü konuşulanlar var, edilenler var, duyarlılık var, tepkiler var, devam eden hukuki süreçler var. Sen böyle abartacak bir şekilde bir şey gösteriyorsun. Bu doğru bir yaklaşım değil. Burada yalnız kalmak değil, burada onurlu bir duruş sergileyen bir lider. Ben yani yalnız kalmaya negatif sürü, bir anlam yükleyerek zaten sormadım. Bir sürü adam olabilir yani. Ama onurlu duruş sergileyen bir lider var. Doğrusu Cumhurbaşkanımızın oradaki sergilediği profil son derece gururlandırıcı bir tablodur. Yani ahlaki duruş sergileyen. Evet. Bunu koruyan, çıkar yani odaklı bu, değil. Onunla bununla konuşulmaz, görüşülmez, el sıkılmaz anlamında söylemiyorum. Yani diplomasi ne gerektiriyorsa bunları yaparsın ama bu başka bir şey. Yani bir tavır ve vakur bir duruş sergilemek. Yani işte işin suyunu çıkaran tablolar gördük. Evet. Bir takım liderlerin ilişkileri, evet, konuşmaları, bir, tavırları. Bir tanesini bir hatırlayalım evet, mı? Bir Macron'la ayaküstü konuşuyorlar. Tabii o çok rahat bir şekilde nasılsa bizi başka duyan kimse yok diye düşünüyor herhalde Fransa Cumhurbaşkanı. Bu arada galiba yakınlarda bir mikrofon var parçalı bir şekilde. Evet, onu bir getirelim arkadaşlar. Biraz sesini de açarak biz de buradan tekrar izleyelim.
Cyril Ramaphosa, President of the Republic of South Africa. Bunun birkaç önü arkası da var da işte endişeleniyorum işte, diyor Macron. Seni hiç kadar, beni hiç dinlemiyorsun yani diyor. Ne kadar hazin bir tablo. Yani resmen böyle fırça atar gibi bir şey yapıyor. O da emredersin yani kafa salıyor. Dinliyorum dinliyorum endişelenme falan. Şimdi bu nasıl bir ilişkidir? Ha bir de onun ötesinde biraz şeyi de var. Yani şimdi Macron'un tutumuna baktığımızda i̇şte onu söylüyorum emir yani. Veren kişiye hani beni dinlemiyorsun deyince... Yani ya niye böyle onun, şeyler yapıyorsun, şu var, cinayet yani, istiyorsun demesi ayrı bir kabahat. Yani onun sözünde birisiymiş gibi beni dinlemiyor. Yani daha önce dinliyormuş demek ki. Ondan mı talimat alıyormuş? Yani bu nasıl bir laftır? Yani öbürküsünün ona kafa sallaması, dinliyorum demesi veya birilerini dinliyor demek ki bu. Yani dışarıdan birileri bunu demek ki yönetiyor veya dinliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu tabii bu cüret, bu tablo yani ayaküstü. 2-3 cümle neleri ortaya koyuyor dünya siyasetinde neleri ortaya asıl koyuyor? Asıl pozisyonu bu çünkü. Yani bir de içinde. Macron dediğiniz yani siyasette 40 yıldır olur. Çok baba işte duayen bir siyasetçidir. Geçmişten beri her şeyin içindedir. Ya öyle değil daha sen yeni gelmişsin o daha yeni gelecek. Bu iki kişi arasında ne zaman bu ilişki kuruldu? Nasıl bir ilişkidir bu? Yani böyle baktığımızda işte Türkiye'nin Tayyip Erdoğan'ın farkı ortaya çıkıyor. Benim asıl facia olan Yalçın Bey bence şu. Ya birçok facia var da. Beni dinlemiyorsun dediği zaman iki nedenle. Ya niye böyle vahşi cinayetler için emir veriyorsun bunu diyorsa bile dediği kişi bu cinayeti işlediğini bilerek söylediği bir kişi. Yani bu müebbet ağırlaştırılmış ya da işte idamla başka ülkelerde olsa yargılanacak bir kişiye bunu söylüyor. Gayet muhabbetli bir şekilde. İkincisi beni dinlemiyorsun derken niye böyle şeyler yaptığın halde kanıt bırakıyorsun, arkada delil bırakıyorsun, yani niye işini düzgün yapmıyorsun? Yani o daha büyük facia olur tabii. O bilmiyorum ben. O yani olayın bu olayla ilişki, Macron'la ilişkisi olur olma onu bilmiyoruz. O spekülasyon da ama nasıl bu kadar pervasız davranıyorsun? Evet. Yani... Daha akıllı uslu davranman gerekirken çok pervasız davranıp kırıp döküyorsun gibi bir şey ben algıladım yani davranışından. Yani hala kırıp döküyorsun, hala pervasızsın, hala toparlamıyorsun, daha çok dağıtıyorsun. Başımıza bela alıyorsun. Endişeleniyorum diyor. Tabii ondan öyle bir şey hissediliyor. Ama vahim tabii neresinden baksan. Yani nasıl bir ilişkidir dediğim gibi bu yani Fransa ile Suudi Arabistan veliahtı böyle bu ilişki o onu dinliyor ona emredersin gibi kafa sallıyor. Yani bu kabul edilecek bir şey değil. Yani bu yüzden yani Sayın Cumhurbaşkanımızın işte orada sergilediği liderlik yani bütün bunlara bakınca yani Macron'una da diğerine de bütün bunların içinde baktığımızda gerçekten yani gurur duyacağımız bir liderlik sergilediğini, özellikle bu son G20 zirvesinde Cumhurbaşkanımızın bunu söylemek lazım. Yani dünyaya örnek olacak bir ahlaki duruş. Buna örneklik etmesi çok hayati bir şeydir. Zaten bu tür kişiler işte yani dünyada şu anda bir liderlik krizi var. Yani dünyada birçok sorun yaşanıyor. Bu sorunlar siyasetin ürettiği sorunlardır. Ve liderlik krizinin sonucu olan sorunlardır. Genel bir akıl tutulması var. İşte zaten faşist, bu zirvenin de yani, faşist eğilimlerden tutun, yabancı düşmanlığı, İslamofobiya vesaire, ırkçılık ve genel bir şey var, akıl tutulması var. Ama burada bir de liderliğin geldiği durum, performans açısından baktığımızda da iştah arası bir durum var. Bu yüzden yani Sayın Cumhurbaşkanımızın sergilediği tavır, yani dünyanın şu anda en çok ihtiyacı olan tavırdır. Bu yalnız kalma falan değil. Bu doğru olan budur. Dünya halkları da bunu bence böyle algılıyor. Bu yüzden... Sadece bu liderler arasında farklı bir tutum alma anlamında. Evet. Evet. Nereye gidiyor dünya böyle bir taraftan? İşte bir Trump etkisinden söz ediliyor Amerika'da ticaret savaşları. Böylesine yani bir meselede...
hani bütün kanıtları ortaya çıkmış ses kayıtlarıyla, başka şeylerle ve bunu bir şekilde örtüp işimize bakalım kaldığı yerden. Hatta bunu fırsata dönüştürelim. 3 lira alıyorsak 5 lira, 300 milyar dolar geliyorsa bunu 500 milyar dolara çıkartalım. Böyle yeni bir şey, rüzgar, yeni bir dalga değil mi yani, bilmiyorum. Bu evrensel ilkeler, ahlak, şimdi, etik, yani, hukukun üstünlüğü falan, bir sürü şey vardı. Dünyanın çivisi çıktı desek şey olmaz, abartmış olmayız yani. Şimdi bakın her tarafta neler oluyor. Yani Avrupa ülkelerinde bir dalga olarak geldi. Evet. Yani işte bu yabancı düşmanlığı, İslamofobi vesaire, yani sadece göçmen karşıtlığı değil, genel bir. Orada ne oldu? Faşist eğilimler, partiler, iktidar ortağı oldular, liderler değişti vesaire. Veya işte şimdi Avrupa sokaklarında yaşananlar, yani genel bir şey var. Veya Amerika, şimdi dünyada işte küresel güç, dünyaya nizam verme şeyi. Bakıyorsunuz tek taraflı, uluslararası hukuku, uluslararası kurumları takmayan, tek taraflı kendi menfaatini dünyanın odağına, merkezine yerleştirerek, yani ben ve diğerleri ayrımı yapan, sadece kendi menfaatini kutsallaştıran, onun ötesinde herkesi böyle köle gibi gören bir anlayış. Şimdi bu ne demektir? Birincisi, yani Avrupa'daki o eğilimler Avrupa Birliği'nin üzerinde yükseldiği değerlerin altına uyuyor, yok ediyor. Amerika'nın şu anki yönetiminin sergilediği bu tavırda, yani tek taraflı uluslararası hukuku kurumları takmayan, kendi menfaatini her şeyin merkezine koyan ve dünyanın geri kalanını hiç kale almayan tavır, Amerika'nın üzerinde yükseldiği değerleri, o cumhuriyet felsefesini, Amerikalılık bilincini, harcını, çimentosunu ortadan kaldıran bir şey. Bu yüzden yani kendi kendini yani imha etmeye doğru giden bir tavırdır bu. Hem Avrupa Birliği açısından, Avrupa'daki yaşananlar açısından, hem Amerika'da yaşananlar açısından baktığımızda bu kendi kendinin altını oyan, kendi bildiği dalı kesen bir tavır var. Bu yüzden yani bir cinnet hali gibi bir şey bu. Yani buradan çok iyi bir yere varılamaz doğrusu. Şimdi bu kadar böyle çalkantılı bir tablo dünyanın genelinde bunlar yaşanırken, şimdi içeride de birileri bize yani işte niye öyle davranıyorsunuz, niye şöyle davranıyorsunuz, işte niye onunla karşıda rasyonalitesini kaybetmiş bir cinnet hali yaşayan bir şey var. Bunlarla yani onların istediği düzlemde iyi işi kurmak, doğru bir şey yapmak değil ki. Doğru bir şey yapmak değil. Bir kere bunu görmek lazım. Bu yüzden Türkiye'nin işi çok kolay değil. Yani Türkiye içe kapanmış, kendine dönmüş falan değil. Ama yani birçok dünyanın farklı bölgeleriyle çok ciddi ilişki geliştirmeye başlayan Türkiye, bütün bu yaşananların, bu türbülansların etkisiyle elbette o da daha işlerinde zorlanıyor. Evet. Yani bu ilişkileri yürütmekte, sürdürmekte, kurmakta. Çünkü karşı tarafta bir şey var. Gerçekten birçok ülkede akıl tutulması var. Şimdi tekrar içe dönecek olursak, ben biraz doğrusu sizin entelektüel kimliğiniz de buna çok müsait olduğu için biraz bu konuları da gündeme getiriyorum. Yani Türkiye'nin kendi gidişatı anlamında. Şimdi mesela 24 Haziran seçimi öncesi çok güçlü bir manifestosu vardı Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı. Daha fazla özgürlük, daha fazla adalet, daha fazla eşitlik vesaire. Şimdi yine herhalde bu defa biraz belediyecilik anlamında bir manifesto olacak ama bu anlamda yani Türkiye'nin gidişatı, tekrar işte o AK Parti'nin reformcu kimliğinden uzaklaştığı, işte biraz da bu dışarıdan gelen bu saldırgan tutuma karşı korumacı, defansif bir tutum almasının ürettiği bir takım sonuçlar da belki olarak görülebilir bu 4-5 yıllık süreci ama bir içeride tekrar hani farklılıkları zenginlik olarak gören, reform yapan, demokratikleşen, adalete yatırım yapan bir AK Parti ihtiyacı daha güçlü bir şekilde ortaya çıkmış değil mi? Şimdi bir kere AK Parti bu kimliğini kaybetmiş değil. AK Parti bunu devam ettirebildiği, sürdürebildiği için zaten büyüyor ve pozisyonunu koruyor. Ama ülke olarak da, AK Parti olarak da yaşadığımız ciddi travmalar oldu. Yani sizin de söylediğiniz gibi yaşadığımız bir takım hadiseler var. Yani AK Parti değişmedi. Ama ülke olarak travmalar yaşadık.
Yani düşünün şimdi, siz açılım diyorsunuz, işte toplumun farklı kesimi, Kürtler, Aleviler, Romanlar, insanlarla buluşuyorsunuz, görüşüyorsunuz, farklı toplum kesimleri için bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Birileri kalkıyor Gezi olaylarında, bu kesimlerin üzerine adeta örgütsel bir takım yapılar gelip çöküyor. O kesimler üzerinden sana karşı bir kalkışmaya girmeye çalışıyor. Şimdi bu Gezi olayları, o süreçte yaşananlar bir içe dönük bir travma meydana getirdi. Yani düşünün, ben senin için veya işte hepiniz için bir şey yapmaya çalışıyorum. Birileri de onun üzerinden başka bir şey yapmaya çalışıyor. Veya 15 Temmuz dışa dönük bir travma üretti. Yani düşünün, Avrupa Birliği ile biz işte ilişki içindeyiz. Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyoruz. İşte demokratikleşme odur budur işte. Nedir? İkide bir geliyorlar. İşte yok demokrasi, şu reform. Be kardeşim, yani bütün bu ilişki daha ileri demokrasi için, reformlar için, demokrasiyi korumak, geliştirmek için, yani en ufak bir şey yaptığında bu demokrasi hukuka uyar mı? Burada darbe oldu, darbe. Savaş uçakları, tanklar meclisi bombaladı. Demokrasinin meşru olan meclis bombalandı. Darbe kalkışması demek, demokrasiyi yok etmeye kalkmak demek. Destek, yani demokrasinin en ufak bir şeyinde, bir yanlış yaptığında demokrasiye uymaz diye yeri göğü ineteceksin. Demokrasi yok edilmeye çalışılacak, darbe yapılacak. Sen gıkını çıkarmayacaksın. Bu nasıl bir Avrupa Birliği'dir? Nasıl bir demokrasi taraftarı olmaktır? Şimdi bakın, bu ciddi bir travma demektir. Yani bu öyle bir samimiyetsizlik, öyle bir çifte standart, öyle bir riyakarlık. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani ben seninle ilişkimde en önemli şey demokratik reformlar, ilerleme, gelişme. Demokrasiye kastediliyor. Sen sesini çıkarmıyorsun. Mısır'da darbe olur, sesini çıkarmasın. Suriye'de binlerce insan katledilir, sesini çıkarmasın. Demokrasi birçok bölgemizde, birçok ülkede katledilir, sesini çıkarmasın. Türkiye'de darbe kalkışması olur. Meclis bombalanır, sen sesini çıkarmasın. Sonra da yok işte demokrasi insan haklarında Türkiye'de karnesi bu. Senin karnen ne peki? Demokrasiye sahip çıkma konusunda senin bir Avrupa Birliği karnen nedir? Hangi konuda bir insani duyarlılık sergiledin? Hangi konuda ahlaki bir duyarlılık sergiledin? Şimdi bu bir travma üretti. Yani AK Parti siyasi pozisyonunu bu kavramlar bazında, temel felsefesi bazında pozisyonunu değiştirmedi. Veya bunlarla farklı kötü bir ilişki içerisine gireyim diye bir arayışın içerisinde değil. Ama yaşanan bu travmalar, yaşadığı zorluklar, yani senin varlığını yok etmeye çalışan bir takım risk ve tehditler var. Bunlarla da sen baş etmeye çalışıyorsun. Şimdi ekonomide döviz spekülasyonu, bir takım şeyler olmadı mı? Sıkıntılar var. Evet. Yani işte domates fiyatı, soğan, patates fiyatı vesaire. Ama bir de büyük fotoğraf var. Kardeşim, yani dünyanın hangi ülkesinde, herhangi bir ülkesinde darbe olsaydı, kendi ülkenin uçağı, tankı, insanını öldürseydi, o ülke 100 yıl ayağa kalkamazdı. Biz neler yaşadık? Bütün terör örgütleri üzerimize çullandı. Darbe kalkışması oldu, o oldu, bu oldu. Bir sürü döviz spekülasyonları, ayaktayız. Koşuyoruz hedeflerimize doğru. Daha büyük hedeflere ulaşmaya çalışıyoruz. Türkiye hala büyüme trendinde. İşte döviz tekrar geri gitmeye başladı. Yani zorluklar var, sıkıntılar var. Bu uluslararası ilişkilerde de, iç politikada da, ekonomide de, ama bütün bu zorluklara rağmen ayaktayız ve büyük hedeflere ulaşmaya çalışıyoruz. İyi yoldayız. Bunu görmek lazım. Yani demokratikleşme, insan hakları, reformlar, bütün, yani bundan daha büyük reform olur mu? Sistem değişikliği. Bu çok önemli bir, aslında reformların anasıdır. Sen bütün sistemi bir şekilde revize ediyorsun. Yani demokrasiyi katleden, zedeleyen, vesayetçi sistemi değiştirmekten daha büyük bir reform olabilir mi? Bunu daha şimdi biz yaptık. Yani AK Parti son dönemde yaptığı şeylerin çoğu demokratik reform bağlamında çok hayati şeylerdir. Bunları bir kere hesaba katmak lazım. Yani AK Parti aynı çizgide yol yürüyor ama maruz kaldığı sıkıntılar, risk ve tehditler var. Bunlara karşı da ülkenin selametini korumak zorunda. Yani kendi varlığı değil, ülkeyi ayakta tutmak zorunda. Buna karşı enflasyonla da topyekun mücadele edecek, terörle de topyekun mücadele edecek. Bu mücadeleyi vermezse ne ayakta kalabilir, ne demokrasi kalır, ne hukuk kalır. Tabii yani çok anlaşılır bir şekilde özetlediniz bu travmayı, bu saldırganlığa karşı verilen tepkiyi vesaire. Burada peki yani daha belli konularda daha özenli davranmak,
yani işte toptancı, genellemeci bazı adalet uygulamaları da mesela eleştiri olarak karşımıza çıkıyor. Burada o konuda da mesela titizlik göstermek, yani bu kadar saldırganlığa maruz kalmama rağmen ben bakın bu hedefimden, bu duruşumdan vazgeçmediğimi gösteren adalet anlamında, özgürlük anlamında, reform anlamında yani daha bunun üstüne koyan bir tutumla geliştirilemez mi? Şimdi bu geliştirilmediği anlamına gelmiyor. Yani bence dünyanın başka ülkeleri bu zorluklarla karşılaşsa acaba neler yaparlardı? Veya nasıl bir tavır içerisinde olurlardı? Şimdi bakın işte Fransa sokaklarını görüyorsunuz Avrupa'nın birçok ülkesinde. Evet. Nasıl müdahaleler yapılıyor? Yani karşıdakiler ne yaptı da yani onlara şimdi nasıl bir tavır içerisine giriliyor? Şimdi bunları görmek lazım. Yani bu sıkı yönetim işte olağanüstü hal vesaire konularında da görüldü yani. Bir tane Fransa'da bomba patladı, kaç yıl devam etti. Türkiye neler neler başına geldi. İşte o süreçte kim yani temel haklarını kullanmaktan mahrum edildi? Kimin günlük yaşantısında bir halel geldi, herhangi bir sıkıntı yaşandı? Yani böyle baktığında çok büyük işte FETÖ gibi büyük bir baş belasıyla, PKK gibi büyük bir baş belasıyla uğraşıyorsun. Terör saldırıları var, darbe olmuş. Sen olağanüstü hal işte ilan ediyorsun. Ama o süreçte vatandaşın temel hak ve özgürlüklerine en ufak bir zarar gelmeden normal günlük yaşantısını devam ettirebiliyor. Yani böyle baktığımızda da son derece özenli, bu duyarlılığı koruyan bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi kötüsünü görmediğimiz için bu bize şey farklı gelebilir. Başka bir ülke olsaydı burada neler, ne kadar büyük olumsuzlar olabilirdi. Yani vatandaşımıza onun temel hak ve özgürlüklerine en ufak bir zarar getirmeden çok hassas bir şekilde bu süreçlerin yürütüldüğünü görmek lazım. Veya işte Güneydoğu'da birçok operasyonlar oldu değil mi? O hendekler vesairelerden sonra. Yani polislerimiz, işte askerimiz evet. Orada ne kadar kılkık yaran bir şekilde en ufak bir sivil zarar görmesin doğru. Diye. Yani bir haftada bitecek bir operasyon aylara yayıldı. Ya şimdi bu bir hassasiyettir. Yani bu sadece yani böyle güzel cümleler kurmak falan değil. Arazide, uygulamada bu insanımıza değer veren hassasiyet bence birçok olayda kendisini çok bariz bir şekilde gösterdi. Evet. Bir 2-3 dakikamız kaldı. Buradan bitirelim. Bu böyle peki yani... Yerel seçim dedin ama sen de çok önemsedin. Konuştuk epeyce yani yerel seçimleri. Bir 20-25 dakika konuştuk zaten. Şöyle yani yerel seçimler de bitecek. Sonuçta Allah ömür verdikçe hepimiz bu ülkede yaşamaya devam edeceğiz. Bu parantezse eğer yani bu parantezin bir gün kapanıp daha sakin sularda bu şimdi ülkede dünya, yaşama... Dünya paranteze girdi. Dünyanın parantezi açılırsa Türkiye çünkü bölgesel gelişmeler var yani sen şimdi Türkiye'deki gelişmeler. Şimdi Suriye'de bir takım şeyler oluyor. Yani kolay mı yani o kadar hassas dengeler şimdi İdlib mutabakatını Türkiye yapmasaydı bugün yeni bir savaş vardı. Binlerce insan katledilmişti. Yüz binlerce insan Türkiye'ye göç ediyordu. Yani golü kurtarınca haber olmuyor. Ama yani Türkiye büyük bir başarı ortaya koydu. Bugün birçok sorunla uğraşmıyoruz. Yani bütün bunlar etkileyen şeyler. Yani bölgemizde yaşananlar. Yani şimdi diyelim Kaşıkçı diye bir hadise oldu. Bütün dünya siyaseti gündemi bir şekilde sarsıldı. Evet. Yani bu sizin elinizde olmuyor her zaman. Ama dediğim gibi dünyanın genelinde bir tuhaflık var. Türkiye bütün bu maruz kaldığı sıkıntılara rağmen çok iyi oldu. Bunu söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bize vakit ayırdığınız için. Efendim bu hafta Başkent Kulisi'nde AK Parti Ankara Milletvekili, eski Başbakan Yardımcısı, Doçent Doktor Yalçın Akdoğan konuğum oldu. Sorularımızı sorduk, yanıtlarımızı aldık. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.